Değerli arkadaşlar, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sözlerime başlarken öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, onun silah arkadaşlarına, bu ülkeyi bize sağlayan, bağımsızlığımıza kavuşturan bütün ecdadımıza, ahirete intikal etmiş şehit gazi hepsine saygılar, sevgiler, minnet borçlarımız, rahmetler diliyorum Cenab-ı Allah'tan. Evet, Tayfur, Yıldır, Çınar, Piro, Ömer Faruk, Under Timat, Ebru, Deniz, Öztürk, Ferhat Soysal, Mehmet Özdemir, Eren Akpınar, Hakan Kırmızı, Rauf Ambar, Zeynep Zeyno, Ergon Yardımcı, Ahmet Küpoğlu, Mustafa Burak Can, Süleyman Acar. Ben de hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, bugün özellikle yayın yapmak istedim. Biliyorsunuz pazar günleri genelde yapıyorum ama geçen hafta zaten yoktum. Ondan önceki hafta Hollanda'ya gitmiştim. Hollanda'daki Türklere 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla ilgili bir konferans verdim. Çok güzel şenliklerle kutlandı. Hakikaten kendimi Türkiye'de gibi hissettim. Özellikle o küçücük çocukların Ay Yıldızlı bayrağımızın renginde tişörtler giymesi ve o zeybe koyunları arasında onların da yer almış olması beni çok etkiledi, çok mütehassıs oldum. Diğer taraftan Atatürk'ün sevdiği şarkılardan tutun da çeşitli etkinliklere kadar orada çok güzel bir kutlama yaptık. Şimdi de tam zamanı aslında şöyle ki hem 10 Kasım bugün dediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü. Hem bunu vesile hem de son zamanlarda hukuki bir takım kargaşanın özellikle Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının Yargıtay tarafından bir şekilde tekrar ele alınması gibi konuları tekrar ele almak istedim. Şimdi yayınlar hemen o zaman şöyle bir şey yapayım zannediyorum. Bir şey unuttum. Hemen yapıyorum zannediyorum. Bozulmadı. Şimdi zannediyorum tekrar başladık. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Devam edeceğiz. Şimdi biraz daha iyi olur zannediyorum. Bulunduğum oda zaten burada onun için yapıyorum. Bulunduğum odada internetin şeyi sunucusu. Fakat bende şey olmadığı için bu oturduğum yerde kaldığım yerde bu fiber kablo olmadığı için dışarıdan gelen kablo olduğundan bazen bu sıkıntılar hep duyuluyor maalesef. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı söz konusu olabilir. Şu an nasıl bilmiyorum. Şu an çekmiyor mu? Yağmur yağıyor burada bir de. Yağmurdan da kaynaklanabilir. Bir de güneş patlamalarından kaynaklanan bir takım sıkıntılar, sorunlar da oluyor. Şu an herhalde düzeldi mi bilmiyorum. Sizler ne diyorsunuz? Şu an direkt olarak internette bağlı görünüyorum. Hem de en yüksek seviyede bağlı görünüyorum. Belki bir sıkıntı bundan kaynaklanmış olabilir. Telefonumdan bağlasam yine sıkıntılar olacak zannediyorum. Artık Wi-Fi'de sorun şu an için dediğim gibi fiber kabloyla gelmiyor. Dışarıdan hatla geliyor. O sebeple belki sorun olabilir ve tabii ki çok hızlı değil maalesef bu fiber kablo olmayınca. Bizim burada en fazla 24 civarında falan var. Şimdi değerli arkadaşlar, kurumun ıslahı da dahil olmak üzere aslında Türkiye'de olması gerekeni de ele alacağım, onu da söyleyeceğim. Tabii burada şunu ifade edeyim. Bir devlet eğer kendisinin hukuk devleti olmadığı şeklinde bir intiba bırakırsa dünyada, o devletin her şeyden önce itibarı olmaz dünyada. İkincisi, içinde yaşayan insanlar
kime güvenecekler o takdirde? Yani sahip olduğumuz mülkün bile bir şey olmayacaktır, garantisi olmayacaktır. Ya bu kaos ortamı gerçekten sıkıntılı. Yani Anayasa Mahkemesi ile ilgili bakın sizinle bir şey paylaşayım burada. Çünkü bunu şunun için buradan anayasadaki bir hükmü okumak istiyorum. Buna bağlı olarak da işte değerlendirmeyi yapacağım Osmanlı Devleti'nden alarak. Şimdi burada şöyle diyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir diyor 153. madde. Anadolu Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üst düzüğü ya da bunların hükümleri iptal kararlarının resmi gazetede yayınlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih kararın resmi gazetede yayınlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. İptal kararı geriye yürümez. Ve en önemli hususu şu bu maddenin Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Yani buradan şu anlaşılıyor. Anayasa Mahkemesi bir yüksek mahkeme Türkiye'de ve onun kararları asla ve asla reddediyorum denemez diyor. Başka bir mahkeme de bununla ilgili herhangi bir düzenleme yapamaz. Bir başka mahkeme bunu düzenlemesini yapamaz diyor. Şimdi yayında sorun varsa şöyle bir şey yapmayı istiyorum. Şimdi bakalım bu sıkıntı vermesin. Telefonumun internetine bağlanacağım. Burada dolaşımada açık yüzeysel veri diyor. Şuradan bir bakayım. Eğer şey varsa oraya aktarabilirsem oraya aktarayım bakalım ne çıkacak. Onu da görmek istiyorum tabii ki. Diğer aygıtlardan da bağlansın. Onu da söyleyeyim. Ama arkadaşlar kişisel erişim noktasını da açıyorum. Diğerleri katılabilsin diye. Bakalım bununla girersem bakalım düzelecek mi ona bakıyorum şimdi. Şu an ona giriyorum arkadaşlar. Telefonumun internetine girdim. Nasıl gelecek? Sizden açıklarsanız yani sesler normal geliyorsa, resim donmuyorsa bu iyi ise bununla birlikte yapacağız. Bir düzelme var mı yok mu şu an onu bilmiyorum. Ona bakmamız lazım. Eğer yayın iyiyse şu an telefonumun internetinden şu an bağlı olarak devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi hukuk dediğimiz zaman gerçekten bir devletin olmazsa olmazıdır. Hangi devlet nasıl yönetilirse yönetilsin. Eğer hukuk yoksa o devlet bir yerde hem diktatörlük anlamına gelir, hem kaide ve kuralların olmadığı bir devlet anlamına gelir ki o devletler ayakta fazla kalamazlar. Dolayısıyla bu açıdan değerlendirmemiz lazım. Şimdi Osmanlı Devleti'ne baktığımız zaman, Osmanlı Devleti tabii ki 624 sene ayakta kalmış bir devlet, büyük bir devlet. Şimdi bu devletin yasama ve yürütme meselelerine baktığınız zaman nelerle karşılaşıyorsunuz? Öncelikle bunu ele alalım ve tarihten ders çıkarmamız gerekiyor. Bazı insanlara bunu anlatamıyoruz tabii ki. Hani tarihten ders çıkarmak için bazı şeyler söylüyoruz. Onu hemen başka yönlere çekiyorlar. Ama anlayan sizin gibi insanlar anlıyor zaten. Anlamayanlara zaten zorla kafalarının içerisine soksak da herhangi bir şekilde bir şey elde edeceğimizi sanmıyorum. Şimdi şöyle Danyal Bey bilmiyorum şu an düzeldi diye
Tekrar mı gidiyor yayın dediniz? Şimdi bir şey söyleyemiyorum. Şu an telefonuma bağlıyım ama telefonu da şöyle tekrar yerine değiştireyim. Belki düzelir mi biraz? Bu yayın meselesinde dışarıda hava düzgün değil. Yayın şey var, yağmur var, bilmem bayağı. Şu an nasıl bağlantı? İşte çok kötü, ben de okuyorum zaten, bakıyorum. Şu an iyi dediler arkadaşlar. Tamam, şu an telefonum o belli yerde dursun. Çünkü belli oradan daha iyi çekiyor gibi geliyor. Şu an iyiyse mesele yok. Böyle devam edelim. Şimdi dolayısıyla Osmanlı döneminde, bakın daha ilk başlangıçta sizinle böyle bir program yapmıştım, hatırlarsınız. Neşri de yazıyordu. Orhan Bey zamanında, pardon Osman Bey zamanında, daha beylik halindeyken şöyle bir durum söz konusu ediliyor. Deniyor ki bu pazara mal getirenlerden bir vergi alınması lazım diyorlar. Ta o tarihte. O diyor ki yani insan diyor şeyini, malını satıyorsa onlardan nasıl vergi alacağız, bu nedir diyor. Efendim diyor, bunlardan baç adı altında mallarını bu ülkede sattıkları için bir vergi alınır baç adı altında. Bu töredir sultanım diyorlar. Daha o tarihten bakın bir hukuk sistemi ortaya koymaya çalışıyorlar. Yani arkadaşlar bilemiyorum şimdi elimden geleni yapıyorum ama her alanda da deniyorum. Yani gerçekten sıkıntılı bir durum söz konusu. Şu an nasıl bilmiyorum. Telden yayına geçecek olsam biraz zor oluyor benim açımdan, o da onun için. Şimdi böyle mi düzgün, nasıl düzgün bilmiyorum. Yani şuraya koydum onu da. Tekrar bir daha bakayım. Olmazsa pencere kenarına doğru aktarayım. Şu an nasıl arkadaşlar? Şu an iyiyse böyle devam edeyim. Şimdi o zamandan vergi konmaya başlıyor ve belli bir hukuk sistemi getiriliyor. Yani kadı var. Kadı mahkemeleri görüyor. Hatta o kadar ileriye gidiyor ki yine mi gitti? Arkadaşlar size bir saniyenizi istirham edeceğim. Pencereye doğru koyacağım bunu. Bir de oradan deneyeceğim. Şimdi pencere kenarına doğru koydum. Orada da çekmiyorsa normale tekrar geçeceğim. Yani şu an iyi midir kötü müdür bilmiyorum. Tekrar eğer şikayetiniz olursa Wi-Fi'den tekrar bağlanacağım. Yani bir şey söyleyemiyorum. Şu an iyiyse mesele yok. Şimdi şu an iyiyse mesele yok. Şimdi değerli arkadaşlar, yani hukuk sistemi gerçekten önemli. Şöyle bir durum söz konusu ediliyor. Yıldırım Bayezid zamanında kadıların rüşvet yedikleri şeklinde bir şaiye dolaşıyor, söylentiler çıkıyor ortaya ve bunun üzerine Yıldırım Bayezid, Yenişehir, o zaman Bursa Yenişehir başkent olarak biliniyor, diyor ki Yenişehir'de bir konağa bütün kadıları toplayın ve yakın diyor, hepsini yakın. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bütün hakimleri, bugünkü anlamda hakimleri, kadıları konağa doldurup yaktırtmak talimatı veriyor. Bunun üzerine Çandarlı geliyor. Biliyorsunuz Çandarlılar Fatih dönemine kadar babadan oğula geçer şeklinde sadrazam olmuşlardır. Çandarlı geliyor. Diyor ki hünkârım izninizi istiyorum, İstanbul'a gideceğim, Bizans'a gideceğim diyor. Hangi sebeple gideceksin diyor. Hayrola diyor. Efendim duydum ki diyor bütün kadıları yaktırıyor musunuz? Hukuksuz devlet olmaz. Ehli kitaptan hukukçu kalmadığına göre, bizi Kur'an'a göre gidip hiç olmazsa ehli kitaptan olan Hristiyan da olsa Bizans'tan kadı getireceğim, hakim getireceğim. Yoksa diyor şeysiz, kadısız, hukuksuz devlet olmaz diyor. Bunun üzerine diyor ki Bizans'tan, Hristiyan'dan, Müslüman ülkede kadı mı olur diyor.
Efendim ama başka çaremiz kalmadı. Siz böyle talimat vermişsiniz deyince o zaman ne yapmamız lazım diyor. Efendim bunların neden rüşvet aldıklarına bakmamız gerekiyor diyor. Bunun üzerine kadıların her gördükleri davadan belli bir ücret alınması, maaşlarının yükseltilmesi gibi karar alınıyor. Ve böylece bir düzene sokuluyor. Keza Fatih Sultan Mehmet Fatih Camii'ni yaptırırken bir Ermeni ve Rum'un caminin inşaat malzemelerinden çaldığı iddia ediliyor ve elleri kesiliyor. Bu da yani ne kadar doğrudur bilmiyorum. Tabii her ne kadar şeyde yazsa da, o dönem kitaplarında yazsa da ne kadar doğru olup olmadığı konusunda şüphemiz var tabii ki. Ama böyle şöyle bir hikaye anlatılıyor orada da. Deniyor ki işte elleri kesilince kadıya başvuruyorlar. Diyorlar ki bizim suçumuz yoktu. Biz herhangi bir şekilde hırsızlık yapmadık. Bunun üzerine tekrardan kadının huzuruna çağrılıyor Mehmet Akif. Diyor ki Muratoğlu Mehmet diye çağırıyorlar. Fatih diye çağırmıyorlar sultan olmasına rağmen. Ve kadı huzuruna çıkıyor. Bunlar iddiada bulunuyorlar ki bizim herhangi bir suçumuz yoktu. Bunun üzerine kadının hükmü kısasa kısas hükmü şeklinde oluyor. Yani Fatih'in de ellerinin kesilmesine karar veriyor kadı. Bakın bir en azından bunu bir şey olarak alalım. Gerçek olup olmamasının ötesinde. Demek ki kadıların doğru karar vermesi gerekiyor. Hakimlerin, hukukçuların ve nitekim bu böyle bir karar üzerine araya hemen devlet adamları giriyor. Öteki insanlar yani o Ermeni ve Rum'un kendileri de böyle bir karar çıkacağını tahmin etmedikleri için araya girenlere kan bedeli ödenme teklifini kabul ediyorlar ve çocukları dahil, kendileri dahil, çocuklarıyla birlikte hayat boyu onlara Fatih'in bakması karşılığında kan bedeli olarak belirleniyor ve Fatih'in ellerinin kesilmesinden vazgeçiliyor. Ama o aradaki söyleşi çok önemli kadı ile Fatih arasında. Fatih Sultan Mehmet diyor ki kadıya, eğer diyor ben hükümdarım diye hükmünde diyor benim tarafımı tutacak ve adil bir hüküm vermeyecek olsaydın diyor, seni diyor kılıcımla kafanı kesecektim diyor. Kadı da oturduğu minderin altından, çünkü o zaman kadılar oturarak davayı görüyorlar. Davalı ve davacı ayakta kadının karşısında bekliyorlar dava görülürken. O da diyor ki minderin altından bir bıçak çıkarıyor. Eğer sen benim hükmüme karşı çıksaydın ben de seni öldürecektim diye böyle bir şey rivayet geçiyor o kitaplarda. Şimdi yani her halükarda hukuk her zaman için geçerli. İşte Yıldırım, Yavuz Sultan Selim'in çıkardığı kanunlar var. Kanunu Sultan Süleyman aynı ünvanla alınıyor. Kanun yapıcı olarak anılıyor. Ve dolayısıyla büyük muhteşem Süleyman ünvanını falan da oradan kazanıyor. Sadece şeyden 13 sefere çıkmış olmasından dolayı değil. Ondan sonra da hep hukuk ön plana çıkıyor Osmanlılar'da. Çünkü hukuk adamlarının imtihana tabi tutuluyorlar. Önce dürüstlüklerine bakılıyor, ahlaki durumlarına bakılıyor. Ondan sonra sınava alınıyor. Ondan sonra kadı olabiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir silsile de var ayrıca. Yani 20 akçalık kadılıktan başlıyor. 30 akçalık, 50 akçalık, 100 akçalık, 500 akçalık kadılıklara kadar gidiyor. Yevmiyorlar günlük olarak. Dolayısıyla böyle bir sistem var. Yani dolayısıyla konu doğrudan doğruya devletin hukuk devleti olup olmaması, belli bir hukuka bağlı olup olmaması. Nitekim Kanunname-i Örf-i Osmani adı altında Halil İnalcık Hoca ile rahmetli ile Anayiyer diye bir birlikte hazırladıkları bir kanun kitabı vardır Osmanlı kanunları ile ilgili. Ömer Lütfü Barkan'ın yine ziraat vesaire ile ilgili kanunnameleri vardır veya ceza kanunnamesi vardır Fatih Sultan Mehmet'in. Buralar, bunların hepsi önemli belli bir kanun çerçevesinde. El kesme cezası bile bu şeyde kanunnamelerde yer alıyor. Yani şer'i hukuk dediğimiz hukukun, yani İslami hukuk dediğimiz hukukun hangi ölçüde Osmanlı devletinde uygulanıp uygulanmadığını da görebiliyoruz bu kanunlardan, kanunnamelerden. Mesela bu kanunnamelerde şer'i hukuk, yani İslam hukukuna dayalı olarak gayrimüslimlere yönelik alınan
bazı vergiler şer'i hukuk kapsamı içerisinde ele alınmışlar. Ama bir kısmı da örfi hukuk olarak ele alınmış. Zaten orada tekalif-i örfiye, tekalif-i şer'iye olarak geçiyor. Örfi ve şer'i hukuk olarak geçiyor. Tekalif de vergiler demek. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Haliyle bu çerçeve içerisinde baktığınızda hukuk sistemi Osmanlı'da ciddi bir biçimde yerleşmiş durumda. Nitekim Fatih dönemine ait olan bir yazar var. Tarihi Ebu'l-Feth diye kitabı var Dursun Bey isminde. O kitabında şunu söylüyor Tarihi Ebu'l-Feth'te. Bir ulul emrin ortaya koyduğu hüküm örftür diyor. Örf yani geleneksel kanunlar, hayata bağlı kanunlar örftür. Bunun kanun hükmüne girmesi için diyor iki şart gerekir. Bunlardan birisi diyor uygulayan kişiyi suçlu duruma düşürmemesi, ikincisi de şer-i şerife diğer hukuk kurallarına daha önceki kanunlara zıt olmaması gerekir diyor. Şimdi dolayısıyla en baştan aslında bugünkü uluslararası hukukun da ta o zamandan uygulanır olduğunu görüyoruz Osmanlı Devleti'nde. Nitekim en son mesela Ermenilerin biz şunları çok iyi gördük. Mesela Ermenilerin işte şekavetle uğraşan yani terörle uğraşan grupları yakalandığı zaman onlar mahkemeye çıkarılıyor. Kadının huzuruna çıkarılıyor. Ve kadın huzurunda bunlar ilginçtir. İşte kendilerini savunma hakkı tanınıyor. Açık açık savunuyorlar. Yani bir suçlama var bir de onun cevaplanması var. Fakat buna bağlı olarak şöyle yapılıyor. Diyelim ki adamın terörle bağlantılı olup olmadığı için evine baskın yapılıyor. Evinden işte delil aranıyor. Fakat bir gayrimüslimin evine girerken gayrimüslimin din adamı, Müslüman eve giderken Müslüman din, o bölgenin Müslüman din adamı bu baskında yer alıyor. Yani güvenlik güçlerinin baskınında onlara da yer veriliyor ve onların gözetimi altında elde edilen bilgiler ve deliller tutanakla belirtiliyor ve altına da bunların imzası attırılıyor. Nitekim böyle bir Ermeni teröristin yargılanması sırasında bu Trabzon bölgesiyle ilgili bir yargılamada mesela deniyor ki işte diyor sen diyor evinde şu kadar silah falan bulundu. Hayır diyor benim evimde silah falan yoktu diyor. Fakat tutanağı önüne koyup da kendi işte rahibinde veya keşişin de imzasını görünce işte dizlerinin üzerine çöküyor. Diyor ki ben şu an diyor çok kötü durumdayım, cevap verecek durumda değilim. Yarına ertelenmesini istiyorum davanın görüşülmesini diyor. Ertesi güne erteleniyor. Düşünebiliyor musunuz? 19. yüzyılın sonu bu söylediklerim. Dolayısıyla böyle ama gerçekten hukuk ama adil bir hukuk sistemi devletleri ayakta tutan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Eğitim çok önemlidir ama o eğitim çerçevesinde bir de adil bir hukuk sistemine sahip olması devletlerin uzun müddet yaşamasına, yücelmesine, güçlenmesine sebep olacak en önemli unsurdur. Bunu asla gözden uzak tutmamamız gerekiyor. Haliyle meseleye bu açıdan bakacağız. Şimdi dolayısıyla Osmanlı hukuku diyoruz. Şimdi ne zaman ki mesela Osmanlı'da hukuki bir takım sıkıntılar meydana gelmişse muhakkak ki devletin zafiyeti, zafa uğradığının da olduğu zamanlardır bu dönemler. Bakın şöyle söyleyeyim. Bu Yeniçeri Teşkilatı'nda bozulmalar meydana geldiği dönemlerde Harput'ta Elazığ eskiden yok Harput var biliyorsunuz. Orada yerleşim yerleri Elazığlı arkadaşlarımız bilirler. O bölgede mesela bir gayrimüslim şey giyiyor, alıyor üzerine. Yeniçeri kıyafeti giyiyor. Böylece etrafa böyle bir takım şeyler işte gasp vesaire işlerine girişiyor. Bunun üzerine mahkemeye çıkarılıyor. Yani kadının huzuruna çıkarılıyor. Kadı diyor ki bir defa siz diyor bir yeniçeri kıyafeti giymek yasaktır ve suç işlediniz. Suç işlediniz diyor. Bunun hesabını vermek zorundasınız diyor. Ve şahitler huzurunda tespit ettirmek için Müslüm ve gayrimüslim şahitler dinleniyor. Enteresan. Yani sadece Müslümanların istediği şahitlerle bu sonuçlandırılmıyor. Keza mesela yine orayla ilgili, Harput'la ilgili şer'i mahkeme sicillerinde yazıyor bunlar. Şöyle avarız diye bir vergi var.
avarız olağanüstü hallerde alınan vergiler. Yani hani 99 depreminde alınan iletişim vergisi gibi veya bugün işte 11 ilimizde meydana gelen 6 Şubat depremlerindeki depremleri sonrasında MTV'nin motorlu taşıtlar vergisinin iki kere alınması gibi olağanüstü zamanlarda alınan vergiler Osmanlı Devleti'nde de alınan vergilerdir ve buna avariz vergisi denir. Avariz vergisinin özelliği şudur. Normalde her aile, her hane bir vergi verir. Diyelim ki 32 akça vergi verir. Ama bu avariz dediğimiz vergilerden de 2 hane, 2,5 hane, 3 hane, 1 hane sayılır ve vergi verirler. O kadar, o miktarda. Deniyor ki Harput'la ilgili devlet yetkilileri, işte sizin diyor 32 avariz haneniz vardır. Bunun vergisini vereceksiniz. Bunun üzerine oranın papazı, keşişi diyor ki, hayır, bizim 28 avariz hanemiz var. Şimdi bunu söylediği zaman iç mahkemeye intikal ediyor. Çünkü devletin söylediğiyle karşıdakinin söyledikleri çok farklı şey var, sözler var. Bunun üzerine kadın huzuruna çıkılıyor. İşte aynı şeyi tekrar devlet görevlileri söyleyince keşiş diyor ki hayır, bu doğru değil diyor. Bizim 28 avariz hanemiz var. Bunun üzerine kadı diyor ki yemin et diyor. Yemin et diyor. Keşiş eğer diyor sözümde hilaf varsa, yalan varsa Müslüman olayım diyor. Böyle yemin ettiği kaydedildi diye yazıyor. Yani düşün, böyle mahkemeler devam ettiriliyor. İşte aslında Osmanlı Devleti'nin bu kadar uzun süre yaşamasının en temel sebeplerinden biri de budur. Çünkü kanundan sonra zaten Osmanlı devlet düzeni bozulmuştur. Hükümdarlar yeterince iyi eğitilmemiş insanlardan oluşmuştur, padişahlar. Devlet adamları eskisi gibi liyakatlı insanlardan atanmamıştır. Haliyle bir böyle bir idari süreç başlamıştır. Bu sürece karşılık hala hukuk sistemi ayakta kaldığı için bu gibi durumları bir tarafa atılmış ve devlet uzun müddet daha yaşama imkanı bulmuştur. Şimdi gelelim Atatürk dönemine. Şimdi yani 1921 Anayasası'na ve 1924 Anayasası'na baktığınız zaman mahkemelerin tamamen bağımsız olduğunu görürsünüz. Yani ya yürütmenin, yasamanın ve yargının birbirinden tamamen ayrılmış olduğunu görüyorsunuz. Ayrı kuvvetler olarak görüyorsunuz. Yani hem yasayı çıkarıp hem yürütme sıfatını taşıyamazsınız. Hem de yargı organlarını atayamazsınız. Biz bunu bugünkü anayasa, şu an Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen anayasa maddeleri söz konusu edildiğinde, halk oylamasına sunulduğunda özellikle çok iyi izah etmiştim ben. Mesela bunun üzerinde çok durdum. Dedim ki asla dedim bu anayasa Türkiye'yi refaha kavuşturmayacaktır. Yanlışlar var. Denetlenemeyen bir şey var. İdari sistem geliyor. Aynı zamanda bütün yasamanın, yargının ve yürütmenin tek elde toplanması anlamına geliyor ki bu felaketle sonuçlanır diye o zaman ifade etmiştim. Nitekim bakın Anayasa Mahkemesi üyelerini, HSK üyelerini hepsini Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor ve siyaset var içerisinde. Siyasi kişiler de yer alıyor. Haliyle böyle bir şey olmaz. Yönetim tarzı olmaz. Bugün işte az önce anayasa maddesini okuduk. Bu anayasa maddesi ne zaman kabul edildi? 2014 yılında kabul edildi. 13'te miydi? 13'te kabul edildi. Ve bir demokratik güvence olarak ortaya konmuştu. Çünkü yüksek mahkeme olarak burası belirlendi ve cumhurbaşkanlarında yargılanabileceği tek mahkeme olarak burası gösterildi. Anayasa Mahkemesi. Burası yüksek mahkeme olarak gösterildi. Yüce Divan olarak gösterildi. Dolayısıyla böyle bir mahkemenin aldığı kararların herhangi bir şekilde tartışılması söz konusu bile olmaması gerekiyordu. Nitekim bakın aynı şekilde bir mahkeme daha var. Aldığı kararlar tartışılmayacak bir yer daha var. O da seçim kurulu. Seçim kurulu hakimleri bir karar aldıkları zaman bu başka bir mahkemede görüşülemiyor. Ya bu başka bir mahkemede revize edilemiyor. Edilmemesi gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir durum orada da var. Haliyle siz eğer Anayasa Mahkemesi'ne verdiğiniz bu Yüce Divan veya Yüce Mahkeme
yüksek mahkeme sıfatını ve bunun reddedilemeyeceğini uygulamakla mükellef olduklarını bütün herkesin bildiriyorsanız, o zaman bunu uygulamak zorundasınız. Uygulamazsanız ne çıkar ortaya? Hepimiz için, bütün Türkiye için bir kaos ortamı doğar. Yani sizin elinizde tapunuz olsa da diyelim ki birisi gasp etti. Nereye başvuracaksınız? Mahkemeye de para yedirildi. Üst mahkeme yok. Güvenceniz yok. Ortalık karma karışık olur arkadaşlar. Böyle bir şey olması mümkün değil. Böyle bir anlayışı kabul etmek de mümkün değil. Böyle bir hukuk devleti de olmaz. Şimdi burada Cumhurbaşkanı'nın aslında çıkıp yapması gereken şey şuydu. Anayasa Mahkemesi'nin hükümlerini kimse tartışmamalıdır, tartışılmaması gerekir demesi lazımdı. Aksini söylediği açıdan bakarsanız, şimdi Mehmet Şimşek'in ekonomiyi düzeltmeye çalıştırma çabalarının hepsi hava olur gider. Çünkü dışarıdan hiçbir zaman şey gelmez, yatırım da gelmez, güven duymazlar. Kime başvuracaklar söyler misiniz? Biz kime başvuracağız? Onlar kime başvuracaklar? Haliyle yani bir devlet kendi hukuk sistemini göz ardı edemez, ayaklar altına alamaz. Aldığı takdirde yapılacak hiçbir şey kalmıyor. Bakın, parlamento gitti. Parlamento gitti. Ordu FETÖ ile bilmem neyle tamamen pasifize edilir hale getirildi. Eğitim sistemi, yaz boz tahtası, her gelen aynı hükümete ait olan bakanlar tarafından sürekli değişime uğruyor. Ele almayacak ne kaldı arkadaşlar, bir düşünebiliyor musunuz? Bütün kurumlar iflas ediyor. Böyle bir ortamda Türkiye'nin geleceğini siz nasıl garanti olarak görebilirsiniz? Nasıl iyi niyetle Türkiye'nin geleceği hakkında bir düşünce içerisinde olabilirsiniz? Ya hükümet kendi ayağına sıkıyor bir taraftan yani aslında. Bunları görmesi lazım devleti yönetenlerin. Dolayısıyla söylemek istediğim şey şu. Ne olursa olsun bu hukuk sisteminden asla taviz vermemesi gerekiyor hükümeti yönetenlerinde. Ama tabii ki mesele şuradan kaynaklanıyor. İşçi partili bir milletvekili seçilmiş kişiden kaynaklanıyor bu iş. Aslında iş baştan yanlış. Hani şu düğmeyi siz yanlış şöyle iliklerseniz hep böyle gider. Öyle değil mi? Şimdi burada mesele şuydu. Hani yargılanmadan insanlar mahkum edilemiyor. Mahkumiyet kararı verilmediğinde suçsuz addediliyor ya. Bu sistemi o zaman şöyle yaparsınız. Mahkemesi olanların, mahkemesi devam edenlerin ve ağır cezayla mükellef tutulanların özellikle adaylıkları kabul edilmez deyin o zaman. Çünkü adli makamlara başvurduğunuz, adliye devletten de başvurduğunuzda sizin suç durumunuzun olup olmadığı orada görülüyor. Çünkü mahkum olmamışsanız oraya yazılmıyor. Haliyle kesin hüküm verilmeden suçsuz pozisyondasınız. Herkes. Ama ileride suçlu duruma mı düşecek, düşmeyecek mi bilmediğiniz için bu gibileri aslında aday yapmaktan kaçınmanız gerekir. Eğer daha bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız. Tabii burada siyaset de yanlış. Şunu yapıyor. Zora düşen bir takım kendi ideolojilerindeki kişileri milletvekili yapmak suretiyle o badireden kurtarmaya çalışıyor. Burada da art niyet var. Bundan da kurtulması lazım Türkiye'nin. Bu türden işte onu kurtarmaya çalışmak gibi mahkemesi devam ederken işte hatta Yargıtay ona daha henüz olamadan mahkemelerin suçlu adlettiği kişiler bile geçerli değil biliyorsunuz suçları. Bu gibi durumlarda bu gibi kişilere şey yapmamanız lazım. O zaman aday gösterilmesini engellemeniz lazım şeyle. Şimdi Kadir şunun için söylüyorum bunu. Bakın ağır cezadan bahsettim. Bunun için mahkemelerimizde bir ön mahkeme gerekir. Bunu doğru yapabilmek için sizin söylediğiniz yani milletvekili olmasını istemediklerine dava açarlar diyorsun ya. Onu engelleyeceği en önemli unsur nedir biliyor musunuz? Mahkeme, asıl mahkeme öncesinde bir ön mahkeme olur. Bu ön mahkeme davalı ve davacının başvurularını alır, delillerini inceler. Deliller yeterli değilse mahkemeyi açmaz, biter. Bu kadar basit. Zor bir şey değil bu. Bakın bir ön mahkeme gerekiyor bunun için. Ön mahkemeyle bu işi halledersiniz.
Yani Fransa'da bu uygulanıyor ya mesela, buna benzer bir yapı var. Dolayısıyla bunu yaparsınız. Daha kolay. Dolayısıyla bunların önüne geçmek çok zor değil. Dolayısıyla aslında ülke kendi elimizle nasıl dünyanın iklim sistemini bozmuşsak, dünyayı bozmuşsak, onun gibi kendi ülkemizde bozuyoruz. Elimizden geldiğince dışarıdan geleni bırakın, içeriden biz yıkmaya çalışıyoruz diyor ya. Fuat Paşa Londra şeyine gidiyor, konferansına gidiyor. Diyorlar ki dünyanın en büyük devleti hangi devlettir? İngiltere diyor ki güneş batmayan bir imparatorluğa sahibiz, İngiltere'dir diyor. Fransa diyor ki hayır, biziz. İşte herkes Almanlar ayrı, bunlar iddia ederlerken Fuat Paşa dönüyor ki hayır diyor, en büyük devlet biziz diyor. Gülüyorlar. İşte hani artık tırnaklar sökülmüş aslana benziyor, dişleri dökülmüş aslana benzetiyorlar Osmanlı Devleti'ne. Diyor ki Fuat Paşa, çok akıllı bir cevap veriyor. Neden biziz biliyor musunuz diyor. Siz dışarıdan yıkmaya çalışıyorsunuz, biz içeriden hala yıkamadık diyor. Şimdi dolayısıyla mesele böyle baktığınız zaman biz içeriden yıkmaya çalışıyoruz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. Nitekim bakın bir takım kendini bilmezler. Atatürk'le ilgili 10 Kasım'a gelelim şimdi. Atatürk'le ilgili bir takım iddiada bulunuyorlar. Efendim siz put gibi karşısında duruyorsunuz diyorlar. Kardeşim saygı duruşunda bulunduğunuz zaman put gibi durursunuz. Ama puta tapıyor olmazsınız. Siz put gibi bunu... Kanunuz zamanında gelmiş Avusturya Büyükelçisi Büsbek diyor ki bunlar diyor sanki diyor kurşundan askerlermiş gibi hiç kıpırdamadan duruyorlar diyor Yeniçerilere ulufe dağıtım meselesinde. Yani şimdi mesela şu şimdi Arda Emre vallahi yapacağım hiçbir şey yok dediğim gibi aynı yerde duruyor telefonum. Oradan oranın internetinden faydalanarak konuşuyorum şu an için. Yani diğer merkez şey hemen burada bu odada VIP'nin şeyi ama maalesef bugün havalar biraz bozuk olduğu için böyle bir sıkıntı var maalesef. Evet şimdi haliyle Büsbek kurşun askerler gibi diyor. Yani insanların saygı duyduğu insana öyle durmalar gayet tabidir. Biz şimdi kendimiz hedef olarak kalıyoruz. Ama zeka ve bizim kıblemiz yönük ediyoruz. Allah'a secde ediyoruz biz. Meseleyi böyle göreceksiniz. Ha bir de şunu bilmiyorlar tabii ki. Yani Türk milletiyle Arapları karıştırıyorlar. Türk milleti gök tengriye, tek tanrıya inanmıştır. Gök tengri diyor. Bakın hiçbir yerde gördünüz mü ağaca taptığını, kayaya taptığını, dağa taptığını, güneşe taptığını, aya taptığını, ateşe taptığını, zerdüştler falan hepsini duyuyorsunuz, Hindular duyuyorsunuz, hepsini görüyorsunuz. Hiç kendi taptıklarına dair bir yer bile hiç gördünüz mü bir kayıt? Yok. Olmaz zaten, mümkün değil. Peki, Batı pagan, yani puta tapan. Zaten Hristiyanlıktan önce de puta tapıyorlardı. Hristiyanlıkla onu da Hazreti İsa'yı da Allah'ın oğlu diyerek zaten şeyden çıktılar, çığırından çıktılar ve adeta ona tapıyorlar. Yani arada bir de ruhban sınıf var halkla Allah arasında. Şimdi aynı şeyi Araplara bakın, cahiliye dönemindeki Araplar neye tapıyordu? Kabe'de kendi yaptıkları puta da yiyorlardı bazılarını. Şimdi onlar da tapıyordu ona. Veya ondan öncekinde de Firavun'a tapıyorlardı. Peki niye onlar ona taparken Türkler hiç tapmadılar? Bizim kültürümüzde yok o. Bizde puta tapma yok. Tekrar ediyorum. Biz bir odada resim varken resmi adeta tapılacak bir nesne gibi görüp orada namaz kılmamazlık etmeyiz. Aklımızın köşesinden geçmez ona yönelik secde etmek. Bizim kültürümüzde yok. İkincisi ama şu an adeta put haline getirilen, eteğinden tutup eteğe öpülen, sürünerek yerine giden ve cennete gitmek için ona ihtiyaç duyduğunu söyleyen, ki Kur'an'a da ters, İslam'a da ters, her şeye ters. Ayrıca ondan sonra zebaniler
koluna girip götürürken Nakşibendi'nin Halidi konumdanım diyene serbest bırakıldı diyenler, tövbeleri iptal edenler. Arkadaş, bütün bunlar adeta puta tapıyor. Allah yaptı diyen, bak şimdi bir şirk daha. Zamlar Allah yaptı diyorsa bir kişi, şimdi gerçek Allah'tan bahsediyorsa, gerçek Allah'tan bahsediyor. Niye bunu söylüyorum? İkincisini söyledim değil mi? Anlayacaksınız. Bildiğimiz, hepimizin tapındığı Allah'tan bahsediyorsa, Allah suçluyor zam yaptı diye. Zulmetti diyor yani. Suçluyor, şirke giriyor. Peki, o değil de zam yapanları Allah olarak görüyorsa o daha büyük şirk. Hangisi taraftan arasan al, şirk, ikisi de şirk. Yani Diyanet söylüyorsa o da şirke giriyor demektir. Kim söylüyorsa. Dolayısıyla böyle bir anlayışsız, bozuk bir mantıkla siz ben tapınmıyorum diyorsun, saygı duyuyorum, minnet duyuyorum diyorsun. Yok sen illa tapınıyor diyor. Ya kendi kafasındaki tapınma anlayışını, kültürünü bize rapt etmeye, bağlamaya çalışıyor. Kardeşim ben tapmıyorum, ben Allah'a tapıyorum. Ben Müslümanım elhamdülillah diyorum. Tapınmıyorum, saygı duyuyorum. Niye? O ezan okunuyorsa serbestçe. Ben hür bir ülkede yaşıyorsam, nefes alıyorsam, karnımı doyuruyorsam, çoluğumla çocuğumla namusumu koruyarak bu ülkede oturabiliyorsam, bunu sağlayan insanlara minnet ve şükran duygularımı dile getiriyorum. Yani şöyle düşünün. Şunu göstereyim sadece arkadaşlar. Bakın. Mesele anlaşılır zannediyorum. Şu nedir? Sevr. Osmanlıca bakın orijinal bu şey belge. Peki şu ne? Bu da Yunanistan. Büyük Yunanistan. O serve göre. Peki. Şu ne arkadaşlar? İstanbul işgal eden itiraf devletleri. Tamam mı? Bakın işgal edilmiş. Peki şu ne? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu pozisyondan, bu pozisyona getiren insana ben minnet duymayacağım da Allah aşkına kime duyacağım? Adamlar senin gibi benim gibi rahat yataklarda yatabilirlerdi değil mi? Manda isteyenlerle aynı kategoride olabilirlerdi. Ama ne diyor? Manda ve imaya kabul edilemez demiş. Yiğitçe çıkmış, toplamış aynı düşüncede olan insanları, milli mücadeleyi vermiş. Atatürk, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Orbay hepsi. E peki ben bunlara minnet duymayacağım da kime minnet duyacağım? Benim ne diyor? Ezanım serbest okunurken. Ha bir de diyorlar ki ezan yasakladı. Saçma sapan ezan falan hiç yasaklanmadı. Türkçe okundu. Türkçesi okundu. Aslında ezan Kur'an ayeti değil. Ha ben şunu söyleyeyim. Türkçe okunması karşıtıyım. Çünkü dünyanın her yerinde aynı şekilde okunmalı ki herkes anlayabilmeli ezan olduğunu. Anlatabildim mi? Böyle. Ama kardeşim Kur'an Türkçe okunmazmış. Bana söyler misiniz? İngilizce okunuyor, Almanca okunuyor, Japonca okunuyor, Arapça da okunuyor. Niye Türkçe okunmuyor? Farsça da okunuyor ama Türkçe okunmaz. Niye? Türk olunca okunmaz. Niye Türkçe okunmasın kardeşim? Ben anlamak istiyorum ya kitabımı. Ne yazdığını bilmek istiyorum. Aldatılmamak istiyorum. Din adamı sıfatını taşıyan bir takım kişiler tarafından. Okumak istiyorum, anlamak istiyorum ya. Niye yasaklıyorsun? Niye okunmaz diyorsun? Yani elhamdülillahi rabbil alemin yerine alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim dersem yanlış mı oluyor? Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dilerim demek Kur'an değil mi? Kur'an'ın ayeti değil mi? Arkadaş, niye beni illa sık boğaz ediyorsun Arapça öğren diye? Ya kendi dilimde niye öğrenmeyeyim Kur'an-ı Kerim'i? Hani evrenseldi İslam? Hem kendini söylüyorsunuz hem karşı çıkıyorsunuz. Arkadaş, bırakın. Artık bu saf şeyleri, teraneleri bırakın. İnsanlar istedikleri gibi dinlerinin kitabını okusunlar, öğrensinler, ona göre amel etsinler. Kur'an-ı Kerim'in eğer yolundan amel eder, oraya doğru gidersek, ahlaksızlıktan vazgeçeriz, birbirimizi dolandırmaktan vazgeçeriz, ahlaklı insanlar oluruz.
Anlatabildim mi? Birbirimize çelme takmayız. Dürüst oluruz, sözümüzün eri oluruz, yalan söylemeyiz. Tabii bunların olmasını istemiyorsanız veya birilerinin cebine para sokmak istiyorsanız, şeyh dediğiniz, bilmem ne dediğiniz adamları zengin etmek istiyorsanız etmeyin, siz devam edin. Ama ben etmek istemiyorum. Allah'ın, bakın, verdiği isimler değil peygamberimize ve sahabeye verilen isimler. Arapların zamanında verdikleri isimler. Peygamberimizin adı neydi? Mustafa. Ali, Ali. Osman, Ömer, Ebu Bekir, Talha, Halid, Velid. Bunlar Müslümanlıktan sonra alınmış isimler mi? Müslümanlıktan önce. Hepsi peygamberimiz dahil. Hatice, Fatma, Arap isimler bunlar. Önce yok muydu? Vardı. Peki Müslümanlık kabul edildikten sonra değişti mi? Hayır, aynı isimler devam etti. Peki müşrik Araplar aynı isimleri kullanıyordu? Evet, kullanıyordu. Peki peygamberimizin kıyafetini Ebu Cehil de giyiyor muydu aynı kıyafeti? Evet. Müslüman olunca değişti mi kıyafetler? Hayır. Sadece sinemada gördüklerinize bakmayın. Gerçekte değişmedi. Yani siz Çağrı filmine bakarsanız değişmiş görürsünüz. Çağrı filmiyle alakası yok bunun. İkincisi, kıyafetler demek ki Ebu Cehil de aynı kıyafeti giyiyordu. Demek ki kıyafetle de Müslümanlık olmuyor. Neyle Müslümanlık oluyor arkadaş? Kalple, şurayla, şura arasında. Ama bunun ikisinin arasında irtibatı sağlamak için ne gerekiyor? Hani araba çok güzel olabilir ama arabayı kullanmayı bilmiyorsanız, ehliyetiniz yoksa araba bir işe yaramaz. Onun gibi bir şey bu. Burayla bura arasında Kur'an-ı Kerim'i anlıyorsanız, Cenab-ı Allah diyor ki zaten Kur'an mezarda okunmak, sevap kazanmak için değil diyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayıp ona göre amel edin diye gönderdim diyor. Bunu yaparsanız birileri tarafından aldatılmazsınız. Bir de diyor ki Cenab-ı Allah ne diyor? Size şah damarınızdan yakınım diyor mu kardeşim? Diyor. Şah damarı. Sen gidip bilmem nerede neyi diyor, belirsiz adamın peşinden gidiyorsun. Onu da veli diyorsun. Kim verdi o sıfatı? Sen. Allah sana gönderdi mi? Vahiy mi gönderdi? Ne biliyorsun? Allah'tan başka. Bakın, Allah'ın yerine koymuş oluyorsunuz. Sen bana dersen ki kafirsin veya başka birine, inanın ki kendi imanınızı kaybedersiniz. Allah adına konuşuyorsunuz. Allah'ın yerine kendinizi koyuyorsunuz, olursunuz. Söyleyemezsiniz. Artık anlayın bunları. Yazık. Aracı yoktur. Ben ellerimi açarım. Hatta ellerimi açmadan şöyle de dururum. Cenab-ı Allah'a dua ederim. Daha makbul olur. İnanın ki birisine aracı koymanıza gerek yok. Size en yakın olandır Allah. Anlatabildim mi? 10 Kasım'da siz efendim din dik duruyor, put gibi diyorsunuz. Put gibi duranlar puta tapmazlar. Tam tersine o put gibi durmayıp da puta tapıyor diyenler gidip bir insana tapıyorlar, kulluk ediyorlar. Asıl garabet.